Zeynep. Gel Yağmur, gel. Anlattı mı bir şeyler? Sorma. Kül kedisinden çok hoşlanmış. Asla laf söyletmiyor. Bak sen Selim abi. Ne kadar hızlı çıktı. Sürekli ağzında o. Resmini göndermedi diye çok üzüldü ama. Çok eğlenceli. Sanırım Selim resmini bile görmediği kül kedisine deliler gibi aşık. Demek öyle. Dedim ki... Kalk şimdi. Oğlum ders zili çalacak, uyan artık. Tamam, uyandım. Oho, sen uyanana kadar. Şş, seninki geldi. Benim onunla işim olmaz. Çünkü artık hayatında bir kül kedisi var. Kül kedisi mi? Evet. İşte bunlar senin saçma sapan boş inançlarına benzemez Gülcan Hanım. Buna akıl derler, akıl. Vay be! Sen bir daha iyisin Petek. Amacımıza ulaştığımıza göre şimdi ikinci kısma geçebiliriz. İkinci kısım mı? Şimdi ona git ve kül kedisi benim de. Ya kızarsa? Ya onunla dalga geçtiğimi düşünürse? İşte o yüzden işler karışmadan hemen söylemelisin. Hayır, en iyisi biraz daha beklemek. Hem böylesi daha heyecanlı. Ama o sana değil, kül kedisi diye bir hayale aşık oldu. Bence üstü kapalı da olsa bir şeyler söylemelisin. Özer'i bekliyordum. Dün gece iyi uyuyamadın değil mi? Sorma. Okul bitsin de eve gidip yatayım diye dakikaları saydım. Ben neden uykusuz kaldığını biliyorum. Öyle mi? Nedenmiş? Sabaha kadar chatteydin değil mi? Nereden biliyorsun? İnan bana benim de çok uykum var. Nasıl yani? Tamam. Bu oyunu daha fazla uzatmayacağım. Kül kedisi benim. Hadi canım. Gerçekten. Bak, hadi orada işte. Bence kesinlikle kül kedisinin sen olduğunu Selim abiye söylemelisin. Hem sana ilgisi var mı yok mu net olarak anlayacağız işte. Eğer yaptığımız bu oyuna kızmazsa senden hoşlanıyor demektir. Ay tamam. Hah, sen burada bekle. Ya Selim abi gel. Ya bir dakika, Selim Yağmur. Abi gel bir dakika, çok önemli. Dur Yağmur. Ya, hadi gel Selim abi çabuk. Ne var? Zeynep abla sana çok önemli bir şey söyleyecek. Selim. Geliyorum hemen. Sana bir şey söyleyecektim. Asıl ben sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kül kedisinin kim olduğunu öğrendim. Kızdın mı? Yo. Ama Petek olduğunu öğrenince çok şaşırdım. Petek mi? Petek mi? Aha. Düşünsene, hayallerimin kızı Petek çıktı. Selim. Geldim canım. Ha, sen bana ne diyecektin? Önemi yok. Boş ver. Bu kül kedisi masalı da burada sona erdi.